Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, oldukça güçlü, sıkıntılı ve baskılı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i hepimiz merakla ve umutla bekliyoruz. Evet, 2021'de birçok gezegenin burç değişimi hayatımızda da farklı enerjiler getirecek ve bunun işaretleri aslında 2020 sonunda gelmeye başladı. Satürn ve Jüpiter Kova burcunda ilerleyişlerine başladılar ve 21 Aralık 2020'de Kova burcunun 0 derecesinde büyük kavuşum, Satürn Jüpiter kavuşumu meydana geldi. Bu kavuşum aslında 2021'in genel enerjilerini de şekillendiriyor. İki gezegen hareketleri yıllık yorumlarda bizim için çok önemlidir. Hem bireysel hem toplumsal yapıları anlamamız açısından. Her iki gezegen de Kova burcunda olacak. Satürn 2023 Mart ayına kadar Kova burcundaki geçişini sürdürecek. Jüpiter ise yıl boyunca Kova burcunda olacak. 28 Aralık'a kadar. Yaz aylarında kısa bir süre 13 Mayıs ile 28 Temmuz aralığında Jüpiter Balık burcunun ilk derecelerini bir ziyaret edecek. Ancak 28 Temmuz'dan itibaren 28 Aralık'a kadar Kova burcunda olacak. Evet sevgili akrepler, sizin dördüncü evinizde hem Jüpiter hem Satürn geçişi var ve büyük kavuşum da burada oldu. Bu ne demek? Evet, yıl genelinde sizin için hem şans imkanları, büyüme ve gelişme imkanları hem de hayatınızdaki bazı sorumluluklar, belki düzen arayışı ya da disiplin gerektiren konular, daha çok özel hayatınız, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular olacak diyebiliriz. Bu özellikle aile olma, ev kurma, yuva sahibi olma konularında size disiplinler getirebilir tabii. Ev alabilirsiniz. Jüpiter orada bir imkan veriyor çünkü size. Jüpiter geçişiyle ev sahibi olabilirsiniz, emlak alabilirsiniz. Satürn de belki bununla ilgili bir sorumluluk getirecek. Örneğin evlilik de bir sorumluluk. Evlendiğinizde ev sahibi olursunuz, yuva kurarsınız. Bu aynı zamanda hayatınıza bir sorumluluk, bir düzen getirir. Jüpiter de bununla ilgili bir kısmettir aslında, hayatınızda bir gelişme imkanıdır. Evet, her iki gezegenin kavuşumu birçok akrep için belki önümüze daha uzun süreli bir dönemi de işaret ediyor aslında bu. Hayatınızda yuva kurma, kendinize bir düzen oluşturma, aile kurma veya ailenizle ilgili, var olan ailenizle ilgili olabilecek konu ve kavramların daha fazla gündeminizde olduğunu, olabileceğini işaret ediyor. Evet, belki süre gelen bir emlak alma satma sorununuz var, bir gayrimenkulle ilgili probleminiz var. Bunlar daha fazla mercek altında olacak bu yıl genelinde. Birçok akrepler Satürn geçişi nedeniyle aile kurmak gibi aile sorumluluğu alabilirler ama ebeveynlerle de ilgili burada belki bazı sorumlulukların olabileceğini de gösteriyor gökyüzü bize. Jüpiter ve Satürn aslında hayatımızdaki genel sorumlulukları ve görevleri işaret ederken iş konularına da temsil eder. Birçok akrep kendi işini kurma veya ev ortamında çalışma, home office bir iş yapma imkanlarını ve arayışlarını bu yıl hayata geçirebilir. Ve Kova genel itibariyle baktığımızda aslında teknolojiyi, dijital platformları yönetiyor. İnterneti, sosyal medyayı yönetiyor. Ve ev ortamında yapabileceğiniz iş ve oluşlar biraz daha bu teknolojiyle alakalı ve dijital platformları kullanabileceğiniz yapılarda olabilir. Evinizi belki tadilat yapacaksınız. Yani evinizde Satürn geçişi evinizi sağlamlaştırma ve iyileştirme adına bazı sorumluluklar da verebilir. Birçok inşa konuları ya da hani sıfırdan bir ev inşa etme gibi bu anlamda da konular yine hayatınızda daha fazla gündemde olabilir sevgili akrepler. Jüpiter 13 Mayıs ile 28 Temmuz aralığında kısa bir süre Balık burcunun ilk derecelerine gelecek. Oldukça da kısmetli olacak aslında bu sizin adınıza. Çünkü hem Balık burcunu Jüpiter yönetir, yöneticidir, çok güçlüdür. Hem de sizin gibi su grubu bir burç size daha güzel bir açıda olacak. Bu anlamda yaz aylarında keyifli gelişmeler var. Özellikle 13 Mayıs ile 28 Temmuz aralığında çocuk sahibi olmak gibi bir konu gündem oluşturabilir. Burada bir kısmetiniz olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler, şanslar olabilir. Aşk hayatınızda yine mutluluk verici gelişmeler olabilir veya maddi manevi bazı özel fırsatlarla
karşılaşabilirsiniz. Aslında Jüpiter 2022 yılı boyunca Balık burcunda olacak ama bu yaz şöyle bir kısa süre Balık burcunun ilk derecelerini ziyaret edecek. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili akrepler. 0 ile 5 derece arasında güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz varsa 13 Mayıs 28 Temmuz arasındaki Jüpiter geçişinden destek alabilirsiniz. Size tam olarak etkisini hissedebilirsiniz bu transitin. Sevgili akrepler, Uranüs 2020 boyunca da Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek. Ve 2021'in en önemli gezegen hareketlerinden birisi Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı olacak. Aslında yıl boyunca hissedeceğimiz bir açı bu. Zaman zaman şiddeti biraz daha artacak. Tüm dünya üzerinde, toplumlar üzerinde etkili olan bir açı kalıbı. Kolektif bir açı çünkü. Düzen değiştiren, sistemleri tekrar test eden, bazı önemli huzursuzluklara, streslere yol açan, özellikle piyasalarda, ekonomi üzerinde, halk hareketlerinde, otoriteye karşı olan eğilimlerde değişimlere yol açabilecek bir açı. İsyan hareketleri ve dünya üzerinde biraz daha hani huzursuzlukların artabileceği süreçlerde yaşayabiliriz genelde baktığımızda. Şimdi Uranüs Boğa burcunda, tam karşıt burcunuzda, sabit bir burçta. Satürn zaten Kova burcunda, o da sabit bir burçta. Aslında 2021 sabit burçların biraz daha dikkat etmesi gereken bir yıl. 2022'de de bunlar devam edecek. Daha uzun vadeli bir geçiş bu. Satürn ve Uranüs hareketleri. Bu yıl geçen yıl özellikle öncü burçlara biliyorsunuz dikkat diyorduk. Bu yılda daha çok sabit burçlara dikkat diyoruz. Özellikle Uranüs ve Satürn arasındaki bu çatışmanın, bu stresli enerjinin aktifleşmesi bireysel hayatlarınıza da zaman zaman yansıyabilir. Özellikle ilişki dinamiklerinizde Uranüs geçişi bazen kontrol dışı durumlar getirebiliyor. Bunlar uzun süreli ilişkileriniz, evlilik gibi, partner ilişkileriniz, işbirlikleriniz adına bazı sürprizler getirebiliyor. Bunlar hani olumlu da olabilir tabii ki. Aniden bir ilişki kurma, hızlı bir evlilik, bir anda bir işbirliği, ortaklık gelişimi gibi durumlar da olabilir. Zaten yıl genelinde aile ve yuva konularınızda aktif olacağı için muhtemelen bu ilişki dinamiklerinizle bağlantılı değişimler doğal olarak hani sizin özel hayatınızı, yerleşim alanlarınızı, yuva alanlarınızı, aile alanlarınızı etkileyecek. Yani hızlı bir evlilikle bir anda aile kurmaya karar verebilirsiniz. Bir yerde ailenizin yanından ayrılıp kendi evinizi kurabilirsiniz. Ya da bir anda evden ayrılabilir, taşınabilirsiniz. İşte bir ilişkinizi bitirebilirsiniz, boşanabilirsiniz. Bu da doğal olarak hayatınızda bazı değişimler, kırılmalar getirebilir. İşte bu baskıların, streslerin artabileceği bir yıl. Dolayısıyla eğer hayatınızda ilişkiler anlamında ya da ev ortamınızda, yuva alanınızda huzursuzluklar varsa Uranüs ve Satürn açıları yıl boyunca dönem dönem bunlara çok fazla kışkırtabilir. Ve bir şekilde aslında düzeni değiştirme adına sizi daha fazla zorlayabilir, baskı yaratabilir. Özellikle dönem olarak Şubat ayı, Şubat ortaları, Haziran ortaları ve Aralık sonunda açının tam partil olacağı dönemlerde bu baskılar artabilir. Tabii ki her akrep aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle kişisel doğum haritalarınızdaki gezegen yerleşimlerinde daha çok sabit burçlar varsa bu etkiyi daha yoğun hissedebilirsiniz. Şubat ayında açı, Uranüs-Satürn arasındaki açı 7 derece civarında olacak ki bunu artı eksi yani 2-3 derece alabilirsiniz. Bu durumda güneş ve ay dereceniz ya da yükselen dereceniz özellikle 7 derece ve yakınlarındaysa Şubat aylarında bu baskı, bu açı kendisini hissettirebilir. Haziran ortalarında açı bu sefer 13 derece civarında olacak. Daha çok ikinci dekan akreplerimiz ve yükseleni 13 derece yakınlarında olanlarımızı etkileyebilir. Yıl sonunda Aralık'ta ise açı bu sefer 10-11 derecelerde gerçekleşecek. Yine kişisel gezegenleriniz özellikle 10-11 derecelerinde ise bu açı kalıbının tesirlerini yıl genelinde hissedebilirsiniz. Genel olarak ilişki dinamikleri, aile içinde bazen ailede ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onlarla ilgili bazı sağlık sorunlarında tetiklenebileceği bir açı aslında. Özellikle Uranüs, Satürn, nörolojik sağlık sorunları, biraz tansiyon problemleri, kronik sağlık sorunlarında zaman zaman daha riskli durumlara yol açabilir. Gerek sizin hani kendi sağlığınızla ilgili konulara da biraz dikkat etmeniz gerekiyor.
ve aile içerisindeki bu anlamda da hani ebeveynler ve biraz daha hani olgun ve yaşlı kişilerle ilgili konu ve kavramlar Satürn geçişi nedeniyle özellikle gündeminize taşınabilir sevgili akrepler. 2021'de kadersel ay düğümlerimiz Yay ve İkizler burçlarında olacak ve tutulmalarımızı da İkizler ve Yay burçlarında yaşayacağız. İlk tutulma döngümüz yazın meydana geliyor. 26 Mayıs'ta Yay burcunda ay tutulmamız, 10 Haziran'da ise İkizler burcunda güneş tutulmamız var. Bu tutulmalar sadece meydana geldiği ay içerisinde geçerli değil. Tabii ki yılın genel olarak en az 6 aylık dönemini şekillendiriyor. Yıl sonunda ise 19 Kasım'da 27 derece boğa burcunda bir ay tutulmamız var ki özellikle ilişki dinamiklerinizde çok belirleyici olabilir. Aslında 2022'de akrep ve boğa aksındaki tutulmalarımız öne çıkacak. Bu belki bir işaret niteliğinde ya da ön bir etki şeklinde kendini gösterebilir. 4 Aralık'ta ise yay burcunda bir güneş tutulmamız olacak. Evet, yılın genelinde ay düğümleri kuzey düğüm ikizlerde, güney düğümde yay burcunda olduğu için sevgili akrepler bu yıl özellikle tutulma dönemlerinde ki bu Haziran ve yıl sonu Aralık dönemini işaret ediyor. Kredi gibi, borçlanma gibi biraz daha parasal anlamda, finansal anlamda bazı arayışlarınız olabilir. Kuzey düğüm yönü daha çok destekleyici olacağı için herhangi bir yatırım için, bir emlak almak için, gayrimenkul yatırımı için veya bir borcu ödemek için bir kredi arayışınız, bir borç arayışınız varsa ya da bir destek ihtiyacınız varsa, bu bir yakınlarınızdan ya da eşinizden ya da bir ortağınızdan da olabilir, gelebilecek destekler. Bu konularda açılımlar olabilir, bazı kapılar açılabilir. Kendi paranızı değerlendirme yönünde daha temkinli hareket etmekte fayda var. Yani bu yıl genel olarak aslında birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. İşte gayrimenkullerinizi kiralayabilirsiniz, satabilirsiniz veya bir mirastan fayda gelebilir. Daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımın geri dönüşü olabilir. Yani bu yıl zaman zaman kazançlarınız alanında bazı kısıtlamalar ya da ekstra masraflar olabilir. O nedenle çok da hani bütçesel anlamda çok açılmamak gerekiyor. Daha dengeli olmak gerekiyor yıl genelinde. Ama ihtiyaç olduğunuz finansal destekleri de bulabilmek konusunda, bunlar aileden gelecek bazı destekler de olabilir örneğin. Zaman zaman önemli şanslarınız var ki Haziran ayı özellikle bu anlamda dikkat çekiyor. Haziran ayında bu şansları, özellikle finansal anlamda şansları daha rahat temin edebilirsiniz. Yılın ikinci yarısında da özellikle Aralık ayında yine finansal anlamda bazı önemli açılımlarınız olabilir sevgili akrepler. 2021'i şöyle kısaca bir toparlarsak, sizin için güçlü bir yıl, önemli bir yıl. Satürn'ün Jüpiter'in Kova burcundaki hareketi, Uranüs'ün Boğa burcunda devam eden geçişi, sabit bir burç olarak yıl genelinde hayatınızda daha kalıcı, daha radikal değişimler yapmanız adına üzerinizde çok baskı da kurabilir ve bazen sizin dışınızda gelişecek sürpriz şartlar nedeniyle hayatınızda karşı koyamayacağınız durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınız, eviniz, yuvanız, aile konularında değişimlerin, yeni düzenlemelerin olduğu bir dönemdesiniz. İlişki dinamiklerinizde evet bazı stresler olabilir ama bunlar artık sizi sınırlayan koşulların değişmesi anlamında, özgürleşmeniz anlamında ve hayatınızda yapmak istediğiniz o daha radikal değişimleri yapmanız konusunda da yıl genelinde tesirlerini devam ettirecek. Evet, ev alma, yuva kurma gibi konularda Jüpiter'in büyük şansı var. Bu yıl hani birçok akrep ev sahibi olabilir, mülk sahibi olabilir ya da sahip olduğu mülkleri değerlendirme, onları satma, kiralama yönünde arayışları varsa eğer bu yıl bunları da hayata geçirebilir. Sürpriz evliliklerin olabileceği, bazı sürpriz işbirliklerine gidebileceğiniz bir dönem ama unutmayın bazı ilişki dinamiklerinde de ani kırılmalar yine hayatınızın düzenini değiştirecek önemli ayrışmalar da yıl genelinde bekleyebilirsiniz sevgili akrepler. Tabii her akrep aynı şekilde etkilenmeyecek. Kişisel doğum haritalarınızın detayları çok önemli. Yıl boyunca her zaman olduğu gibi günlük, haftalık, aylık videolarımızla, ayrıntılı yorumlarla size yol göstermeye devam edeceğiz.
Bu videolarımızı lütfen kişisel doğum haritalarınıza göre takip ediniz, yorumlayınız sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.